değerli izleyicilerimiz, Denizi Gezmek programında Kırşehir'de Mucur'daki yolculuğumuz devam ediyor. Ekranlara geliyor elimde bir oklava, düğünde, bayramda, mutlu günlerde açılır Kırşehir'de baklava diyoruz. Sağ tarafımda Kırşehir'in, Mucur'un yetiştirdiği ender bilgi abilerden, büyüklerden, öğretmenlerin öğretmeni Ömer abi. Sol tarafımda da ona 50 yıl boyunca hayat arkadaşlığı yapmış Mucur'un, Kırşehir'in ve Türkiye'nin en güzel gözlü, en doğru sözlü değerli büyüğü Selma annemiz. Ablacığım nasılsın? İlk sözü sana veriyorum. İyiyim elhamdülillah. Mutlusun? Mutluyum çok şükür. Huzurlusun? Huzurluyum. Böylesine bilge bir kocam var. Evet. Demin orada bir laf söyledin bana. Yok. Dedin ki ben ilkokul mezunuyum dedin, o dedin öğretmendi dedin. Beni kabul o zaman etti, ne? Aldı. Beni kabul etti, aldı dedin. Ne demek yani. Seni kabul etti, aldı? Evet. O zaman modaymış. Öyle mi? Bütün öğretmenler ilkokul mezunu alırmış. Öyle. O da modaya uymuş. Tabii. Senin gibi güzeli bulmuş, senin gibi nur yüzlüğü bulmuş, senin gibi doğru özlüğü bulmuş, daha ne istiyor? Sağ ol, Allah razı olsun. Gir ha, geç kaldın. Yakışıklıydım, Göksel Arsoy derlerdi bana. Ciddi mi söylüyorsun? Vallahi ya. Göksel Arsoy mu derlerdi? Ama vuruldu bana. Anlar. Değerli izleyiciler, Kırşehir'in en tatlı sözlü, gerçekten de nur yüzlü abisi Ömer abiyle birlikteyiz. Çok, bir kere bunu sadece Ömer abi konuşsa program dolar ama süren belli. 20 saniyede anlat. Beni balkonda görünce kendini aşağı attı. Ya benimle evlenirsin ya da kendimi öldürün dedi. Ben de evlendim. Ömer abi atıyorsun. Atan yalan. Yalan mı? Öyle bir şey. Düştüğü yalan değil. Yani onun için de öyle. Abi siz şimdi beni boşa çıkardınız. Ben diyecektim ki bu atladıysa nasıl öyle bir şey söyler? Hani kendi atladı ya, beni alırsın ya ölürüm. Beni görür görmez balkonda düştü. Balkondan mı düştü, aşağı mı atladı? Balkondan aşağı hop atladı. İlla benimle evleneceksin dedi. Bir dakika, Aslı'yı soralım, nasıl oldu? Aslı şimdi balkon, tahta balkondu eski evlerde. Oradan çamaşır atıyordum. Elimde çamaşır var. Aşağıya çamaşır atayım. İpe yere düşmesin de ipe düşsün dedim. O anda da tabii ayağım ağır gelince hadi aşağıya. Bu Ömer abi ne anladı? O da işte kendine çekti. Ne dersin o anda? Sen olsan ne düşünürsün? Ben şöyle düşünürüm. Seni daha önce gördü mü? Bilirdi canım, tanırdı. Yani. Daha önce oradan geçtin mi? Akrabayı zaten. Tamam, o zamana kadar düşmedi de niye o zaman düştü? Halamı yeni. Bak abi şimdi bak, ben akıl insanıyım. Beni görünce düştü, dayanamadım. Abi o zamana bana kadar düşmedi de ilk ama defa mı gördün de düştü? Yakışıklıydım, çok dikkat çekici bir gençtim. Yani. Allah Allah. Sene kaç? 62. O yıllarda o zaman Mucur'da seni gören herkes düşüyor muydu? Düşüyor, peşimde çoktu. Ciddi misin? Vallahi yani. Allah Allah. Ya. Ama ne oldu? Ne oldu, buna kaldık. Düşenler arasında? Birini seçtik. Buna kaldık ne demek ya? Ya sen şu gözlere bir baksana. Bir bak şuna Selma abla ya. Ya bir kere hala da gözleri var ya. Yemin ediyorum canlı ya. Benim de gözlerim canlı. Ya bırak ya Ömer abi ya. Yapma böyle ya. Güzel bir yer midir Mucur? Mucur dünyanın en iyi yeri benim için. Neye göre? Bana göre. Çünkü o dünyanın en iyi yerinde hayatının en iyi kadınını tanımış. Avrupa'ya gittim. Türkiye'de çok yerleri gezdim. Mucur başka. Mucur başka. Mucur Türkiye'nin merkezi. Ya Güney, Türkiye'nin merkezi, gözünü seveyim. Çorum ya. Nereden çıkardık Türkiye'yi? Çorum'un leblebisinden başka bir şey yok. Ne diyorsun? Bir şey söyleyeceğim değerli izleyiciler. Ben lokmalarımı saydı benim, biliyor musunuz? Yemek yiyordum. Az ye diye resmen gözünün ucuyla bana bakıyordu. Ne var abi? Karnıma baksana. Ne olmuş karnıma? Yediğim belli yani. Yemeğim ya. Ben yemesem bu kadar nasıl gezeceğim Ömer abi? Yok. Benim gibi onu çok yiyince. Ne var ki sen? Boğazdan girer çıkar. Yok, yok, yok. Az mı yemek lazım? Değerli izleyiciler, bu muhabbet, bu tatlı muhabbetin vallahi hiç sonu gelmez. Allah size daha nice mutlu seneler versin inşallah. Cümleyle beraber memleketimiz hep Mucur'da. İnsanlarımıza Allah huzuru versin. İyi günler geçirmeyi nasip etsin. Millet çok bolluk içinde yaşıyor. Ben öğretmen olduğumda 283 lira 25 kuruş alıyordum. İki maaşım bir radyo yapmıyordu. Şimdi bir öğretmen 5-6 bin lira maaş alıyor. İsraf çok, masraf çok, kanaat yok, şükür yok. Bu devam ediyor hayat. Aza kanaat etme çoğu. Kanaat en büyük lütuf yani. Eyvallah. Ömer hocam, bunu senin ağzından duymak önemli. Evet. Kaç yıl yaptın mesleği? 30 yıl yaptım. 29 yılda emekli olan oldu. 19 yaşında başladım. Hayatının geri kalan kısmını Selma annem adadı. Adadık. O zaman ben çekiliyorum aradan.
Güle güle git. Allah yardım etsin Yaradan. Allah buraya başarılı Selma annem, buraya yanına alıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.